yanlış var. Bak şartları sen siz de yalan söyleyecek Hülya. Esra Hanım, ben sığınma yerine gittim. Bunlar 8 milyar vermişler, bakımcıya gitmişler. Bizi eşinden, ilacıyla, şeyle bizi birbirimize bağlayacaklar. Nereye gitmişler? Bakımcıya. İlaç yani hocaya gitmişler. Hocaya, hocaya gitmişler. Hocaya gittiniz, döndürmü yaptırdın. Döndüm, ne? Geri döndürmesi için. Geri döndürmesi için. 8 bin lira mı verdiniz? 8 bin lira. Ben eşim... Eşim biz gitmedik, biz bilmiyoruz. Hayatım. Kayınım vardı. Bir hocaya gittiniz. Evet, gitmişler. 8 bin TL mi verdiniz? 10 TL vermişler Esra Hanım. Hangi 10 TL? Biraz dinleyin. 10 milyar. 10 milyar. Bildiğimiz bak 1000, 1000, 1000, 10 bin. Evet. 10 bin TL. Evet. Vallahi şu sözde hoca kimmiş bir ortaya çıksın. Perşembe'de hocam. Bir onun da ipliğini pazara çıkartalım. Geri döndürmek için 10 bin lira verdiniz. Döndü mü geri? Döndü, döndü. İzmit'e kadar döndü. Hey çok yarabbim, güzel oldu. Yapmayın şunları Allah aşkına. Bir 10 bin lira beraber yeseydik keşke. Bakın bir şey söyleyeceğim. Bunları yapmanıza gerek yok. Adam gibi yani bir aile terapistine, bir uzmana, bir psikoloğa gitmeniz çok daha faydalıyken veriyorsunuz 10 bin lira. Adamın ne okuduğu belli değil. Belki içinden türkü okuyor. Ya konuşturmayın beni şimdi, biz burada bunları defalarca gördük. Siz para veriyorsunuz, Hülya geri dönecek. Ne oldu? Hülya daha beter kaçtı. Esra Hanım, eşi daldan dala gonu ya. Yenge ben ne yapaydı ya? Nasıl daldan dala? Denize düşen, denize düşen yılana sarılır mı sadece Esra Hanım? Kim seviyor? Gayınım seviyor eşini. Onu seviyor. Kim daldan dala konuyor? Gayınım her yerden bir şey... Kardeşinden bahsediyor, yani kardeşimden. Yani karısını kazanmak için evet. Her dala, bulduğu dala tutunuyor. Aynen. Yuvadan geldi, dünyanın malzemesini aldı buna. Ne aldı? Bazasını aldı, çocukları bazı aldı, kapkacak aldı. İstediği her şey 100 milyar lira aldı Esra. Yani kaçan eşini geri döndürdükten sonra hediyelere boğdu. Aynen, aynen öyle Esra Hanım. Evet yanmadı Hülya. Yanmadı Hülya, yanmadı bak, desin. Bak ben Esra Hanım, beni almayın dedim. Bir eşimi... de kendi beğendi Esra Hanım. Hayır. Her şeyi kendi tamam, beğendi. Tamam gittik. Evi değiştirdiniz mi döndükten sonra? Bak Esra değiştirdi Hanım. Değiştirdi ama düzmedi, bak, temizlemedi. Öyle bıraktı gitti. Bak yalan konuşma, çok yalancısı. Allah ne? Bildiği gibi yapsın. Yarıda ya Rabbim, Allah bildiğini yapacaksa yapar. Hülya yapacaksa ne? Allah karıştırıp sorma ya. Hülya'cığım. Hülya'cığım şunu öğrenmek istiyorum. Barışmanın şerefine eşin dedi ki şu eski eşyaların hani negatif enerjisinden de kurtulalım. Yeni eşyalar alalım dedi, aldı mı? Bak Esra Hanım aldı, bak almadı. Aldı mı, yanlış yatırım yaptı. Hüseyin bak, buyurun susun. Aldı mı, yanlış yatırım yaptı. Aldı, ben eşime dedim bak dedim borç yaparsan dedim bu borçları yaparsan benden kavga etmeyeceksin dedim. Tamam dedi, o zaman etmeyeceğim dedi. Ama eşyalar aldı. Bir de bunlar afur yaptılar. Ayrı dam yaptılar. Sonra bizim kavgamız yeni başladı. Borcunuz damla olmasa kocanın problemi olmaz mı? Altından mı geldi? He? Orası benim altım Hülya. Benim evimin altı. Ben senin iki katı evi karışmayan karışım. Ben bak enişte ben... Enişte yapıdı bak. Ben sen bak. Beni! Beni dinle! Sus! Bağırma. Beni dinle! Tamam bak. Enişte, enişte yapıdı. Kanser paralıca... Ben sana beni demedim. He? Seni yaptın her şey. He? Ben istemem bir şey. Sen bana dedi. Şey anlamıyorum söylediklerinizi. Senden kaçtım ben zaten. Senden ne tamam yaptın? Senden kaçtım. İçimden kaçtın. Senden kaçtın. Adamları sen yandıysan. Sen burada adamları yandı. Bir dakika. Söylediklerinizi bak, anlamıyorum. Ağzından bir laf çıkan seni de yuva yıkılı. Ne yapıyorsun? Bak, sus. Söyle sen, bakalım. Sen, sen mi yıkacaksın benim yuvamı? Benim yuvamı sen mi yıkacaksın? Herkesi iftiracısı. Koydu bütün benim yuvamı sen mi yıkacaksın Hülya? Koydu beni bak. Koydu herkes biliyor. Allah gördüğün gibi herkes evet, biliyor. Evet biliyor. Osman mıydı köyden? Şimdi değeri kalmadı. Benim ne çektim daha herkes biliyor. Ben Oşakır Zuhar'a baktım. Çok yalancısın. Oşakır'ı ben gram gram milletten yem aldım. Kimden aldın? Kimden aldın? Hangi komşudan istediğin? İsimler ya. Konuşma ya. Kimden aldın? İsimler hangi komşudan istediğin? Bak ben sana hiçbir kutu laf demeyem. Bir şey de demeyem. Enişteyi tuttum burada az önce, tamam mı? Tutmasaydı. Kardeşimsin sen benim. Tutmasaydı. Gel sen üstüme. He? Ben senin üstüne geleyim. Tutmasaydı. Kendi kendini yaptı. Siz bak. Abla kardeşsiniz ama ben burada bir abla kardeş değilim. Birbirine rakip. Evet. Gerçekten birbirlerinden nefret eden iki evet elti gibi görüyorum. Esra Hanım, siz kardeşsiniz ya. Esra Hanım ben zaten... Var mı? Biz, ben oraya gittim bir hafta önce zaten evlendim. Bir hafta zaten bizim kavgamız başladı. Yalana bak yalana ya. Bir haftalık yine kimi kavga yalan etmiş ya? Yalan söyledim. Anneyi kavga etti. Ya kim kavga etti ya? Anneyi haftalık kavga etti. Annem kavga etti. Niye etti tık, acaba? Tık tık kapıya. Ne ay, diyor? 12 sene, 11 sene kayınvalidem bizden yattı. Hı hı. Ben ye aşağıda yattım. Eşim yatakta yattı. Kayınvalidem koltukta yattı. Neden? Niçin yattı? Annem diyaliz hastasıydı. Gece 4'te gidemiyordu. Kardeşim de servise bırakıyordu. O yüzden yattı. Benim, yani diyor ki evlilikte beni evlendirdiniz. Kayınvalidem de bıraktınız. Ben, siz de biraz baksaydınız annenize babanıza diyor Hüseyin Bey. Yalan konuşma. Benim geldiğimde annen sağlamdı. Bir buçuk sene sonra anne dilize bağlandı. E sen geldiğinde beraber yattı diyorsun ya.
Geldiğinde yattı. Aferin Milya. Yattı. Aferin Milya. Esra Hanım. Efendim Hüseyin. Bunun yaşadığı Yusuf Bey yanıyla bizim evimize bir gidip dolaşın bir bakın. Yani konfor alanının iyi olması bulunduğu yerde kalmasını mı sağlayacak? Bir saniye. İkincisi 5 yaşındaki yeğenim İder, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla koruma altına alınmasını istiyorum. Bu burada tartışmalarla çözülecek bir iş değil. Ne olacaksa olsun, boşanacaksa boşansın. Ben boşanmaya geldim zaten. Babası mı gidecek? Bir an önce gerçekten boşanma konusunda ellerinden geleni yapsınlar. Ama şunu öğrenmek istiyorum. Hülya, 13 ve 12 yaşındaki çocukları bıraktın. Evet, bıraktım. Kime bıraktın? Eşime bıraktım. Eşin çocuklara bakabilecek düzeyde mi? Evet. Çalışma hayatı var mı? Evet. Sabah kaçta işe gidiyor, akşam kaçta geliyor? 7'de, sabah 7.30'da gidiyor, akşam da aynı saatten geliyor. 7.30'da geliyor. Evet. Peki sabah çocuklar okula giderken nasıl hazırlanacaklar? Ya da öğleden sonra geldiklerinde evde onları kim karşılayacak? Allah. 13 ve 12 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz evet. Bak. Bu çocuklar okula gidecek. Evet. O evdeki sence hayatları nasıl olacak? Bir de bunu sesli bir düşünelim mi? Hep şimdi karı koca olayı üzerinden değerlendiriyorsunuz ama ortada hep mağdur edilen çocuklar var. Evet. Bu çocuklarla Şevkat'le kim ilgilenecek? Kardeşi başka karıyla konuşuyor. Onu götürüyorum. Onları anlattınız mı? Sefa'nın da mı hayatında biri var? Sefa'nın da hayatında biri var. İsimler çağıralım. Var, onun da var. Ne zamandır var? Oy, benim Yusuf'la konuşmadan önce de vardı. Bir şey söyleyeceğim, siz bu kadar genişseniz tanıştırsaydınız sevgilerinizi birbirinizle ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Esra Hanım! Esra Hanım! Yusuf'un da hayatında biri varmış. Esra Hanım! Ama Yusuf'un diyorum, Sefa'nın da Esra hayatında Hanım, biri varmış. Esra Hanım! İddiası dinliyorum. Ablam biliyor, her Esra şeyi Hanım. Biliyor. Duyuyorum abi. Hülya ben yapma. Biz 5 yaşındaki çocuğu istiyoruz. Bak, o adamın yanında olmasını istemiyoruz. Burada feda olacak Hülya. Bunu gerekirse polisle, jandarmayla hangi benim neyse. Benim psikolojim bozuk değil, kusura bakma. Teslim etsin ya, bize versin. Bizim konumuz Hülya, Sefa'yı, Yusuf değil. Sabah ben farklı için buraya geldim. Yanında güvendiğin adamın yanında gerçekten 5 yaşında bir ben çocuk var. Ben adama güvenmiyorum. Kız yaşındaki... Şuna bak be! Ya bak, bulam. Aynı bulam Hülya. Ben yerim nerede? Hülya, bunu nerede? Fatma'yı bana vereceksin. Ne buldun? Sana ne, yani ne vaat etti de onun yanına gittin? Konu bana... sen değilsin, Sefa'yı da değil. Fatma nerede? 5 günden beri, 1 haftadan beri ne yiyor? Ben bakıyorum ona, güzel neyle bakıyorsun? Kaç parayla gitti? Baktım. Kaç parayla gitti? Bilezik bluzuyu mu sattın? Bilimli bilezik duruyor, kusura bakma. Belki sahte. Herkes siz gibi değil, tamam mı? Ben ne yaptım siz sana? Siz gibi değil. Ne yaptım? Tamam mı? Bağırma Hüseyin. Ben ne yaptım sana? Kardeşim ben ne yaptım? Sonra bir sıkıntı aldım. Ekmeğimi gelsin, sana verdim. Kalsın sonra verdim. Ne yaptın? Ben yine verdim abi, bir sıkıntı aldıydım. Efendim? Kavga kavga yedi, yedi, yedi. Valla büyük bir bölümünü anlayamıyorum, yanlış anlamayın beni. Gerçekten söylenenleri anlamıyorum ama altınla ilgili bir olay olduğunu. Hülya sana Esra sadece Hanım, şunu soruyorum. Bir dakika Hüseyin Bey, nefes alın, yutkunun. Alıyorum ben, yutkunabiliyorum çok şükür. Bu kişi de, Yusuf denilen kişi de, yani senin neredeyse babanla yaşıyor. Ne buldun onda? Sana bu adam ne vaat etti? Niye seni yanına çağırdı? Bana bir şey vaat etmedi Esra Hanım. Ne buldun peki? Ya sana bu sende bu güveni nasıl sağladı? Çocuğunla onun yanına gidecek kadar. Adamdı bu adam, niye gelmedi seninle? Ben getirmedim. Niye? Ben getirmedim. Niye ya. Niye? Yanına gitme cesareti İvada. Buraya gitme cesareti yok mu? Yok. Sende varmış. Bende var. Adresle evet. Gidelim. Var mı Hüseyin? Korumaz gidelim. Acı bağırsın. Sakin. Bağır. Ya bak bu enişteye bir şey al son. Var mı? Bak o zaman ağabeyi karşılık görecek. Ya senin bana ne işin var? Ben gelsin. Buraya boşamaya geldim. Hülya ben sana adamı göndermem. Ne? Göndermem. Esra Hanım bunu tedavi edin. Göndermeyeceğim. Bak, sen boşanın. Bir dakika bak. Bir dakika bak. Her
herkes kendi seçiminin... Bak sen ona böyle iyilik yapmıyorsun biliyor musun? Bazen insanlar kendi seçimlerinin bedellerini ödemek zorundalar. Madem böyle bir seçim yaptıysa bunu bedelini bırakın ödesin. Ne yaptığının farkına varsın. Hayat internete yazıştığın gibi olmuyor ki. Ya şimdi bu arada sen sadece Yusuf'la yazıştım diyorsun. Sen sadece Yusuf'la da yazışmıyorsun. Bakalım mı telefonu Esra Hanım? İsteyelim mi arkadaşlarım da? Yani bir tek Yusuf denk geliyor. Yusuf o yüzden sana yok. Soruyorum. Bu Yusuf sana ne Yusuf vaat etti? Yusuf sanılacak liman olmuş. Yaşlı bir dede moruk. Ya bir dakika ya. Ne vaat etti ablacığım? Sevgi buldum. Sevdin. Nesini sevdin? Hülya. Nur bak. Yüzünü sevmiş. Nur yüzünü. Bize bak bize. Bakalım. Nur yüzünü sevmiş. Diyorum, sizi güzel hissettirir. Canım, hayatım der. Ya uyuzum dedilen insana da kaçanı ilk kez görüyorum ya. Yani ya sana uyuz bir hastalık. Birisi telefondan sana da, diyor ki uyuzum sen ona kaçıyorsun. Bak, güzel bir şey söylemiyor sana. Canım, hayatım, ömrüm ne bileyim. Siz sosyal medyada çok böyle sözleri biliyorsun. Böyle bir şey de uyuzum denilen adamla kaçınılır mı? Ya onun lakabı şeysi ya anlamı öyle kötü anlamda değil. Uyuzum neresi belli. İyi? Yüzünden belli uyuz oldu. Sana da uyuzum diyor değil mi? Hayır. Sana diyor mu uyuzum hayır, diye? Hayır uyuz demiyorum. Sen mi ona diyorsun? Ben diyorum. Bir görüntüleri verebilir miyiz? Ekrana verilmeyecek onlar. Ah kardeşim yaktı kendini be. Veremedim. Şimdi bu Sevda'ya dair bir grubu var. Gökmen kim? O Gökmen benim abim sayılır. Abin mi? Aynen. Ulan sen kendi abine mesaj atmadın. Gökmen'e abim diye mesaj atıyorsun. Hüseyin 30 saniye bir sus. Hemen ona da uyuz diyorsun bak. O sana gıcık diyor. Zalimin kızı diyor sana. Ya kötü anlamda demedik Esra Hanım. He? Kötü anlamda demedi. Devam edelim. Bunlar ekranda çıkmayacak. Aha Esra Hanım. Uyuz gıcık seviyorum, hoşlanıyorum anlamında. Yani bu anlamı değil biz arkadaş anlamı. Hülya'cığım şunu anlamaya çalışıyorum. Evet. Sen Yusuf'ta gerçekten bir şey bulduğun için mi kaçtın? Yusuf olmasaydı bu kişiyle de kaçar mıydın? Hayır kaçmadım. Yani sen sadece bu hareketi yapmaktan mı keyif alıyorsun? Onu mu öğrenmeye çalışıyorum? Hayır ben bir tek Yusuf'la iş yaptım. He? Yusuf'la. Emin misin? Gökmen'le evet. Çarşaf çarşaf yazışmalarınız var. Abisiymiş bir... abisine bayram Gökmen'le... mesajı yazmayan. Kaç abi, yaşında Gökmen? Gökmen Kılıç'a mesaj yazmış. Gökmen kaç yaşında? Yaşını bilmiyorum. Senden 4-5 yaş büyük Gökmen. Ya Gökmen benim abim, abim sayılır. Biz öyle şakasına öyle... Ya, emin misin? Ya, evet şakasına benim abim sayılır Gökmen'e ya. Gökmen'e niye atıyorsun? Devam edelim. Abiniz sayılırsa Yusuf neyiniz sayılır? 4 amcası. Yaş büyük abiniz ise Yusuf Bey sizden 30 yaş büyük neyiniz sayılır? Dedesi. Sığınılacak liman. Diğerleri bunu kabullenmedi. Bu da Yusuf Bey'e sığındı. Evet. Belki ben bunu avunurum diye. İftira atma, iftira. İsimleri vermeyeceğim. Bu da farklı biri mesela. Okuyabiliyorsun değil mi? Okuma evet. Yazman var. Yazdıklarına tamam. Göre var. Bu yine Sevda'ya dair grubundan. Bak senin akşam yediğin yemeği bile düşünüyor bu insanlar. Sosyal medya öyle güzeldir. Çünkü sofra hazırlamana gerek yok ki bir cümleye bakar. Yedin mi yemeğini? Ama evde olduğunda mutfağa gireceksin, yemek hazırlayacaksın, sofra hazırlayacaksın, tepsiyle önüne sunacaksın, onu kaldıracaksın, bulaşıkları bak çok hareket var. Çok yorucu ama sosyal medyada yedin mi yemeğin diyor. Sen çocuklarına sordun mu 5 Mart'tan beri yemeğinizi soruyor. Yediniz mi diye? Hayır sormadım. Evet niye sormadın? Sormadın değil mi? Bence ben evdeyken de çocuklarla ilgilenmiyordu. Şimdi bu yazışmadan bu kişi çocuklara vakit bulacaksın. Bunu biz şakasını öyle gırgırını yazdık ya biz böyle kötü amaçla ne arkadaşçasına yazdık. Peki Yusuf mesela bunları görse şaka mı anlar, gerçek mi anlar? Erkekse gerçek mı? Anlar. Erkekse delikanlıysa, adamsa ya, gerçek anlar. Kıskanır mı senin Yusuf bu yazışmalarını kıskanır, görse? Kıskanır evet. Niye kıskanıyor? Neyini kıskansın 5 gün? Grup içinde beş olan o. 5 gün Hülya'nın yeni kıskansın. Hayatım kıskanır mı? Kıskanır değil mi? Kıskanır evet. Niye kıskanır? Sevdiği için kıskanır. Sevdiği için kıskanır. Sen kendini ona açıklama ihtiyacı duyarsın değil mi? Evet. Beni yanlış anlama diye. Evet. Şimdi sen de sosyal medyadan birileriyle tanışıp kaçtığında senin hayat arkadaşın ve çocukların aynı hayal kırıklığını yaşıyorlar. Evet. Ve senden doğru düzgün bir açıklama bekliyorlar ve bu açıklama gelmiyor. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.